Öğrencilerin yaşadıkları yerin konumunu, özelliklerini, tarihini, sosyal ve kültürel özelliklerini tam olarak kavrayamadıklarını ve kıta, ülke, şehir kavramlarının ayrımını yaparken zorlandıklarını düşünerek uygulamamızı oluşturduk. İlkokul döneminde müfredatta olan ünitelerde bu konuların sınırlı kaldığını, öğrencilerin kavramları tam olarak içselleştiremediğini ve temel bilgilerin dışına çok fazla çıkılmadan belirli çerçevede konunun ele alındığını gözlemleyerek projemizi oluşturmaya başladık. Bu projeyi planlarken öğrencilerin genel kültürleri, dünya kültürleri, harita bilgileri, iklim özellikleri, yeryüzü şekilleri, ülke bayrakları ve bayraklardaki renk ve sembollerin anlamları, biyolojik çeşitlilik, mimari ve tarihi yapılar konularında yetersiz olduğunu belirledik. Ve bu dönemde öğrenilen kavramların daha kalıcı olduğu düşüncesiyle yola çıktık. Öğrencilerin araştırma, sorgulama, merak etme, düşünme gibi becerilerini bu yaşlarda aktif olarak kullanabilmeleri, bunu yaparken de keyif alabilmeleri amacıyla projemizi geliştirdik. Projemize başlarken branş öğretmenlerimizle birlikte hedeflerimizi belirledik. Bu hedefler doğrultusunda öğrencilerin aktif olarak katılabilecekleri etkinlikler planlayarak proje planımızı oluşturduk. Uygulamaya başlamadan önce öğrencilerimizin dikkatini projeye çekmek ve meraklarını artırmak amacıyla okul içi panolarımızı, sınıf içi panolarımızı, sınıf kapılarımızı, yer zeminini projeye uygun hale getirdik. Her sene geleneksel hale getirdiğimiz International Day etkinliğimizi genişletmek amacıyla bir slogan belirledik. Dünya seni bekleyen maceralarla dolu. Keşfet. Bu sloganla projemize giriş yaptık. Öğrencilerimizin projeye karşı dikkat ve ilgilenmelerini sağlamak amacıyla proje sürecini öğrencilerimizle birlikte planladık. Yakından uzağa ilkesiyle oluşturduğumuz projemize başlarken, kendi yaşadığımız çevreden yola çıkarak, önce kendi ülkemizi şehirleriyle birlikte tanıyarak, daha sonra dünya üzerinde bulunan kıtaları, dünya üzerinde bulunan suları ve kara parçalarını tanıdık. Birinci sınıflar Avrupa kıtası, ikinci sınıflar Güney ve Kuzey Amerika, üçüncü sınıflar Afrika ve Antarktika, dördüncü sınıflar ise Avustralya ve Asya kıtalarını tanıdılar. Keşif ve kaşif kelimelerinin çağrıştırdıkları üzerine bir kavram haritası oluşturduk. Dünyayı tanımak ve keşfetmek üzerine gezi afişleri hazırladık ve kendi sloganlarımızı oluşturduk. Projenin sonuna kadar olan süreçte uygulayacağımız pasaport uygulamasını öğrencilerimize tanıttık. Sınıfımızda yer alan pasaport pullarını inceledik ve ülkeleri araştırdık. Sonra pasaportlarımızı doldurarak pulları yapıştırdık. Pasaport uygulamamıza başlarken her hafta bir ülke seçtik ve ülkeleri araştırdıktan sonra pasaportlarımızı sınıfımızda doldurduk. Pasaportlarımızı doldururken ülkenin adı, bulunduğu kıta, başkenti ve bayrağı hakkında bilgileri ön kısma yazdık. Bayrağımızı resimledik. Daha sonra bayraklarımızın ve bayrakları ve renkleri hakkında çıkarımlarda bulunduk. Daha sonra da arka kısmını ise öğrendiğimiz ülkenin konumu, yiyecekleri, yaşayış biçimleri, nüfusu hakkında öğrendiğimiz ilginç gelen özellikleri ve kendi tercih ettiğimiz özellikleri pasaportumuzun arka kısmına yazdık. Bu şekilde öğrendiğimiz ülkeler ve ilkelerle ilgili bayrakları, bilgileri pasaportlarımıza not ettik. Projemiz içinde bulunduğumuz dönemde öğrencilerimizin tüm dünya kültürlerini ve dünya milletlerini tanıyarak dünya vatandaşı olmalarına katkı sağlamak amacıyla farklı sınıf kademelerinde daha detaylı şekilde incelenip ders kazanımlarının içine dahil edilebilir. Projemizin içerisinde yer alan etkinlik ve oyunlar değiştirilerek veya geliştirilerek sürece yayılabilir. Çok kapsamlı ve disiplinler arası olan bu projemizin birçok alana uygulanabileceğini ve farklı kazanımlarla şekillenip yaygınlaştırılabileceğini düşünüyoruz.